Dolayısıyla biz de gerçek anlamda bu rasyonel zeminde dünyanın bir travmaya ulaştığının tarihi bizim önümüzdeki en büyük sorun. Çocuğun okulları konuda son derece dikkatli ve bilinçlisiniz biliyorum ama ve tüm ısrarı değil yerdeyse suya ulaşana kadar devam etmemiz lazım. Değil duyuyorsun, yani imankarlıktır, yanılır, zayıflık, başka bir şey diyemiyorum. Başka bir şey onu görmek lazım. Fransız yaşanıyor ki. Onun için öbür gün asansöre binmeyecek, yalnız dolaşmayacak, sokağa çıkarken başka travmatik şey olacak. Biz bu izi ancak öğretmen bizler çözebiliriz. Biz bu izi sosyal medyaya bakıyor musunuz? Ben kalabalık sofralarda muhteşem sofralar. Eyvah diyor. Öğretmenin sağlığı diyor. Çocukların sağlığı diyor. Şu toksin de değişti. İşte bizler gezilere gidiyoruz. Bugün öğretmenlerimiz mesleki gelişim seminerlerinin ilk gününü yaşıyorlar. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır Milli Eğitim Ailesi olarak biz de bugün başladık. İlk dersi ben verdim. Çocuklarımıza daha hazırlıklı olabilmenin bütün aşamalarını gözden geçirdik. Okullarımızın fiziksel hazırlıklarını tamamlamış durumdayız. Mesleki gelişim sürecinde de biz pandemiyle mücadelede öğretmenlerimizin çocuklarımıza daha iyi koşullarda eğitim, öğretim sunmalarının gayretiyle yola çıktık. Bugün birinci gün öğretmenlerimiz okullarından 6 aydır uzakta, çocuklarımız yine uzakta. Ama ilk günkü heyecanla okullarını özlemiş durumdalar. Bizler de onları ve çocuklarımızı özlemiş durumdayız. İnşallah bu süreci kazası belası bir şekilde biz Diyarbakır Eğitim Öğretim Ailesi olarak biz hazırız. Yeni eğitim öğretim yılının Diyarbakır'ımıza, ülkemize hayırlar getirmesi temenni ediyorum. Pandeminin ilk günlerinde Diyarbakır Milli Eğitim Ailesi olarak biz ilk zamanlarda gerek dezenfektan üretiminde meslekselerimizle, gerek maske üretiminde halk eğitim merkezlerimizle biz tüm bölgeye hizmet sunabilecek bir kapasiteyle destek verdik. Yine ilk zamanlarda yaşanan eğitim aksaklığından ötürü biz çocuklarımıza uzaktan eğitim araçlarımızı geliştirdik ve bir YouTube kanalı, sonra üzerinde uzaktan çektiğimiz videolarla biz çocuklarımıza o imkanı sunduk ve LGS, YKS sınavlarında geçmiş yılların çok çok üstünde bir başarı elde ettik. Çocuklarımızın bu uzaktan eğitim sürecinde doğabilecek olası bütün minimum dezavantajları avantaja çevirmeye çalıştık ve bu konuda da başarılı olduk. Sınav sonuçlarımız bize bunu gösteriyor. Yani düğüne gidiyor, her yere gidiyor ama iş buraya gelince 27 bin öğretmenlik bir aileyiz. İnanılmaz büyük, güçlü bir aile. 1900